Orlando, Kaliforniya'nın bir bölgesi. Burada parklar var. Parklar ilçe büyüklüğünde. Bu filmlerin çekildiği Universal stüdyoları, IGM stüdyoları, Walt Disney. Bunlar park şeklinde. Burada filmlerin nasıl çekildiğini, film hilelerini halka gösteriyorlar. Alanlar büyük. Bunların hepsinin stüdyolarını yapmışlar. Bunlar birbirinden farklı yerlerdeler. Yani ilçe büyüklüğünde. Ben Walt Disney'e gittim. Universal stüdyolarına gittim. IGM stüdyolarına gittim. Epcot diye bir park var. Burada konsept farklı. Buralarda restoran. Fakat restoranlar o kadar geniş alana yayılmış ki 3 saat, 2 saat saatine göre sırada bekliyorsun. İsmini yazdırıyorsun. Onlar sana söylüyor zaten. Sıra size 3 saat civarında gelir, 2 saat civarında gelir diye. Fakat restoranlar geniş alana yayılmış vaziyette. Bir su dünyası. Water World diye ismi yanlış söyleyebilirim. Ona gitmedim. Ben suyu genellikle suyun içinde öyle ayarlamışlar eğlenceleri. Park da genellikle oyuncak değil de hani insanları eğlendiren bu roller coaster gibi şeyler. Ona gitmedim. Su dünyası diye. Bir tane daha vardı galiba. Ona da gitmedim. Genelde girişler 65 lira, 65 dolar idi. Akşama kadar işte belirli bir saati var. Park olduğu için akşam boşalması gerekiyor. O saate kadar istediğin oyuncak diyorum kısacası kolay olsun diye. O işte roller coaster böyle yukarıya fırlatıyor jet gibi böyle. Onun bir ton şeyler var. Alternatifler var. Bir de stüdyolar var. Yani filmlerle ilgili stüdyolar var. İçerisi pahalı. Çünkü içeride yiyip içeceğin için hakikaten mesela şu gömlek 35 dolardan başlıyordu. İşte bu Hawaiian modeli gömlekler. O aşağıya düşmüyor şeyler, fiyatlar. Mesela dışarıda 2 lira olan hot dog, hani sosisli sandviç, orada 9 liraydı, 9 dolardı. Bildiğimiz bir iki tane oyuncağı, eğlence eğlence ne diyeyim aracına onları anlatacağım. Bu yukarıya doğru oturuyorsun böyle dört kişi yan yana dikey olarak yukarıya fırlatıyor. Girdik sıraya. Normalde sıralar bir saatten önce gelmez. Bir buçuk saat arası geliyor. Sıraya giriyorsun ayakta. Ondan sonra sıra bana geldi. Oturduk arkadaşlarla yan yana. Ürkütücü bir müzik çalıyor. Bekletiyorlar mahsus korkutsunlar diye. Korku versin diye. O korku müziği çalıyor böyle. Arkadaş yukarıya bir fırlattı.
Onlar hep basınçlı hidrolik sisteminle oluyor. Yukarıya bir fırlattı. Kalbim yerde kaldı zannettim. O kadar hızla fırlattı ki ben yukarıdayım ama hala kalbim aşağıda. Ve koptu. Sanki kalp gövdeden ayrıldı gibi. O korkuyu yukarıya çıktı. Yukarıya çıktım. Bütün Orlando ayaklar altında. Görüyorum böyle. Orada da müzik. Aynı korku müziği. Yukarıda da var. Böyle şey yapıyor. Ulan buraya çıktık da bir de bunun inişi var. Yukarıya çıktığımda kalbim aşağıda kalmıştı. Ayrılmıştı o korku. Gene birkaç dakika yukarıda beklettiler o korkuyu. Verdiler, verdiler. Ondan sonra aşağıya bir indi. İndirdiler. 16 saniye sürüyor. Yani o hareket yukarıdan aşağıya çıkmak, yukarıdan aşağıya inmek, aşağı yani tek hareket 16 saniye sürüyor. Ondan sonra aşağıya indiğimde de kalbim yukarıda kalmıştı. Sonra baktım yukarıda, kalp yukarıda ayrılıyor birbirinden. O kadar hızlı hareket ediyor. Sonra bu Spider-Man'in stüdyosuna gittik. Ben seç, arkadaşlar bunu seçiyorlar. Ben bildiğim şey değil. Spider-Man'in işte girdik. Sıradayız. Sıra bize geldi. Şöyle 40-50 kişilik bir araç. Bir tek kişilik sandalye. Her sandalyenin emin değilim ama şeyi var. Önünden neydi o? Oturma kemeri var. Emniyet kemeri var. İşte epey bir tırmandık. Tıkır 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 traktör gibi böyle epey bir tırmandık. Karanlığın içinden epey bir tırmandık, durduk. Işıklar ya böyle hafif karanlıkımsı. Ondan sonra sanki böyle 50. kattaymışız gibi. Spider-Man karşıda bize gözlük verdiler. Üç boyutlu gözlük verdiler. Dışarıda veriyorlar. Bunları takacaksın. Daha orada takıyoruz gözlükler. Herkes takıyor gözlüğünü. O tırmanış bittiğinde bir sokaktaydık. Los Angeles sokağındaydık. Ateş yanıyor. O ateşi bize yansıtıyorlar. Yani o ısıyı hissediyoruz, karşıda ateş yanıyor. Böyle 50. katta falanız. Ondan sonra Spider-Man de o karşıda şeyin tepesinde böyle kollarını uzatmış binanın da. Ondan sonra söylüyor, gülüyor bize. Yani böyle acayip sesler çıkartıyor. Böyle yaptı. Hey you dedi böyle. Ulan dedim 50 kişiyiz, 50 kişinin içinde dedim, beni buldu. Halbuki 3 boyutlu olduğu için gözlük herkes aynı hissi yaşıyor. Ulan diyor 50 kişinin içinden beni buldu diyor, tamam mı? Ondan sonra işte 3 boyutlu gözlükle şeyin nasıl olduğunu gördük. Nasıl göz yanıltması olduğunu gördük. Ondan sonra tabii o orada yanan, sokakta yanan ateş bize de yansıyor ve hissediyorsun o ateşi. Sonra galiba Universal stüdyolarındaydı. IGM de olabilir çünkü insan karıştırabiliyor onu. Önemli değil nerede oldu. Hollywood Tower. Hollywood Kulesi diye bir bina var. Bina aslında otel. Girdik içeriye. İçeride böyle sanki yıllarca girilmemiş havası vermişler. Yani toz sanki böyle hiç girilmemiş, o otele uğranmamış. Hani
hayaletli. Zaten konsept de öyle. Ondan sonra bakıyorsun böyle bütün mobilyaların üstünde sanki böyle toz varmış gibi. Elimle sürüyorum, toz falan yok. Ama o dekor verilmiş o. İçeriye girdik. İçeriye girdik. Bir asansöre binmemiz gerekiyor. Asansörün içine bir tane eski model televizyon koymuşlar köşeye. Hep böyle seni korkutacak şeyler böyle. Orada başlıyor. Ama asansörün görevlileri var. Görevlisi var. O açıyor kapıyı. Kimse asansöre dokanmıyor herhangi bir türlü. Oradan seyrettiriyorlar. Mahsus yavaş gidiyor asansör. Korkuyu aşılıyorlar önceden böyle şey olsun diye. O korku dolu otelde olup bitenleri anlatıyor orada televizyonda. Neyse birkaç dakika sonra yukarıya çıktık. İndiğimizde böyle sanki hani asansörlerin en alt bodrum katında böyle işte borular, eski model borular bilmem ne oluyor, karma karışık. Burada da böyle koca koca borular işte insan kafasını karıştıracak bir tane değil ama öyle bir ayarlamışlar. İnsan kafasını yoruyor. Sadece kafası takılıyor öyle bu borularla nasıl yani şey oluyor diye. Yani o kadar boru gerekmiyor o binaya. Merkez böyle oradan çıkışlar bilmem neler falan filan. Yoruyorsun kafayı ona. Öyle yani meşgul oluyor. Yani. Orada da bir buçuk saat bekledik sırada. Tam kapının önünde böyle yani genellikle filmlerde görürsünüz görevliler böyle bir şapkası vardır onların tas gibi Fas Cezayirli gibi. Ondan sonra kapıda bekliyor şeyleri ayarlıyor yani konuşmuyor pek de hep kapıyı kapattığında içeride yaklaşık 50 kişi oluyor. Böyle parmağını böyle çengel gibi yapıyor. Isırıyor yani yandınız diye. Böyle korku veriyor bir de. Son korkuyor da o destekliyor. Tabii biz seyrediyoruz onu. Ondan sonra içeridekilerin başına ne gelecek diye. İzliyoruz adamın hareketlerini. Tabii o içeridekiler de o adamın hareketini, kapıdaki o görevlinin hareketini izliyor. Genelde yaptıkları şey orada. Neyse sıra bize geldi. Yaklaşık yine aynı şekilde bağımsız herkesin sandalyesi ayrı 40 ya da 50 kişilik ayarlamışlar. Kare şeklinde oturma grupları. Emniyet kemerleri var. Söyledi emniyet kemerinizi takın diye. Özellikle söyledi. Emniyet kemerlerini taktık. Gene işaretini yaptı. Böyle parmağını U şekline yapıp ısırdı. Yandınız diye. Şeyin konsepti otelde hayalet var. Biz hayaleti göreceğiz. Hayaleti bize gösterecekler. Arkadaş, asansör, bizim asansör iki kat çıktı. İki kat çıktıktan sonra kapı açıldı. Bizim oturduğumuz platform komple çıktı tekerlekler üzerinde. Ve koridorda hayalet. Biz hayalete doğru gidiyoruz. İnsan korkuyor tabii. Orada kendini gösterdi. Vücudunu çekti. Gene kafasından bizi seyrediyor. Hayalet. Ondan sonra bizim o grup platform kilitlendi. Bulunduğumuz yere kilitlendi. Arkadaş, o kilitlenme ile birlikte biz yukarıya doğru bir savrulduk. Yukarıya çıktığımızda en tepeye çıkmışız.
yüksek, büyük bir bina. Yukarıya çıktığımızda pencereler açılıyor. Ne kadar yükseklikte olduğumuzu gösteriyor bize. Ve bizi bırakıyor, ahlatlar kopmuş gibi. İniyorsun. Ondan sonra bir yerde duruyor, gene fırlatıyor yukarıya. Gene yukarıya çıkınca kanatlar açılıyor. Gene bizi ne kadar yüksekte olduğumuzu gösteriyor. Bu bir süre sürdü. Tabii bizim bu korku anlarımızı içeride kameralar var, çekiyor. Sonra çıkışta bunları bize fotoğraf olarak istiyorsan alıyorsun. Bir poz 16 dolar. Kıyamadım paraya. Almadım. Ondan sonra güzel poz yakalamış. Hani herkesi korkuyken ben oley demişim, o pozisyonda yakalamış. Aslında alsaydım keşke. O kıyıp da parayı 16 dolar bir fotoğrafa verseydim. Sonra ...8 Mayıs benim yaş günüm. Yaş gününe denk geldi. Arkadaşın hanımı vardı, çocukları vardı. Haberi var onun yaş günün. Arkadaş bahsetmişti. Hep kıta geçtik. Başka bir... Her park 65 dolar. Bir tanesinin bileti diğer yerde geçmiyor. Park yerleri uzak. Yaklaşık 20 dakika uzaklıkta parktan. Park yeri 20 dakika uzaklıkta. Bu İzmir fuarında tren var ya, o şekilde araçlarla park yerine taşıyorlar. Araç parkı 8 dolar. Ondan sonra eğer araçlarda bu hani ötüyor ya, sinyal var uzaktan kumanda. Olmasa aracını bulamazsın. Çünkü genellikle oraya gidenler araç kiralıyorlar. Araçlar aynı renkte. Aynı model. Çünkü araç kiralama firması araba alınca 10 bin tane birden alıyor. Aynı firmayla anlaşma yapıyor. 10 bin tane, 10 bin tane aynı renk. O elinde kumanda olmazsa bulma ihtimalin yok. Çünkü araçların hepsi kiralık olduğu için genelde galiba plaka yoktu. Geçici olduğu için yani şeyi, araç kiralamanın. Ondan sonra oradan buluyorsun ama öyle hile hurda bilmem ne yok. Hepsi yasal. Yani her ne kadar şey olsa da. Ondan sonra 8 dolar bir park yeri ücreti. 65 dolar da içerisi. Düşünün yani para basıyor. Milyonlarca insan ziyaret ediyor. Epcot'a gittik. Dediler hangi restoranda gidelim? Dolaşıyoruz bir taraftan da restoranları. Dedim Meksika'ya gidelim. Meksika'daydık zaten. Meksika'nın restoran dışını izliyoruz. Bir ton dükkanlar var Meksika ile ilgili. Onlara ait şeyleri satıyorlar. Şimdi burası olsun ya. Sorduk. Yazdırdık. 3 saatte gelirmiş. 3 saat ben dayanamam ki. Neyse. Yerin altına salla gezmek şeklinde tünel yapmışlar. Suyun akış hızı sizi yani biz kürek falan çekmiyoruz, hiçbir şey, oturduk. Öyle bir ayarlamışlar ki sağ ve sol tarafa Meksika'nın tarihini mumyalarla yapmışlar. Yani tarih böyle devam ediyor, böyle yıllara doğru. Suyun akış hızı da o kadar yavaş ki bu tarihi izlememize yardımcı oluyor sağ ve sol böyle. İşte o zamanki oradaki el sanatları, işte şu bu. Yaklaşık valla bir saat sürdü galiba. Hem insanı oyalıyor, hem tarihini öğretiyor. Meksika'nın tarihini öğretiyor. Hem de işte yemek sırası beklerken çok ilginç gelmişti bana bu Meksika işte yaptıkları konsept. Ondan sonra daha 2 saat vardı oradan çıktığımızda. Dedim başka bir yere bakalım. Tabii arasında epey fark var. Yani restoranlar yan yana değil. Yani epey yürüyorsun. Hem dolaşıyorsun tabii.
parkların arasında mesafe var. Tabii boş geçmiyor. Muhakkak bir şeyler var orada yani. Senin gözünü meşgul edecek muhakkak bir şeyler var. Rengarenk zaten. Kelebekler vardı. Bir kelebeklere bir bölüm yapmışlar. Çeşit çeşit kelebekler vardı. Bu Muğla'daki Kelebek Vadisi gibi ama o kadar şey değil. Basit yapmışlar. Dokanamıyorsun tabii. Yakından, belirli bir yakından görebiliyorsun. Ondan sonra getirecektim buraya. Orada bira içerken uzun böyle plastikten hem geziyorsun hem oranın anısına kalkmayayım şimdi. Ondan sonra orada bira almıştım. Uzun, böyle uzun şişe. Ondan sonra dedim Fransız restoranta gidelim. De hayatta gitmem Fransız restoranta. Hayatta gitmem. Ondan sonra sordular bu taraftan. İşte ne kadar sürede gelir diye. 2 saatte gelir dedi kız. Hani restoranın kapısında hostes var. O yönlendiriyor. Ondan sonra biz devam ettik yürümeye. Zaten 2 saat bekleseydik Meksika restoranda beklerdik. Yürüdük ve bakıyoruz böyle sağa sola. Hep meşgul oluyorsun yani. Hiç böyle hatta unutuyorsun açtığını öyle dolaşırken falan. Diğer kapısına gitmişiz. Yani yanlışlıkla yürürken diğer kapıya gelmişiz Fransa. Fransız restorantın. Sordular. Buyurun dedi içeri. Yani yer var dedi. Girdik içeriye. Oturtturdular. Sipariş aldılar. Alıyor garson. Biz İngilizce söylüyoruz. O Fransızca cevap veriyor. O kadar milliyetçiler yani. Biliyor İngilizceyi. Fransızca tekrar ediyor. Ondan sonra aldı siparişleri. İşte beyaz şarap söyledim ben. Kocaman tabak. Önce çorba geldi. İşte küçücük kase. Bu çay tabağının biraz çay tabağı büyüklüğünde. İşte şöyle şu kadar yükseklikte şey. Ondan sonra üstünü hamurla kaplamışlar. Hamuru vuruyorsun. Bu boyoz gibi içine düşüyor. Öyle içiyorsun çorbayı. Yani şeyin görüntüsü düzgün. Ondan sonra kabarmış böyle balon gibi. Vuruyorsun içine düşüyor. Çorbayı içtik. İşte yemek geliyor. Arkadaş kocaman bir tane tabak. Normal tabağın işte 1,5 misli büyüğünde tabak. Ortada küçücük. Küçücük bir tane. Şöyle küçücük. Bir kaşık büyüklüğünde et. 2 tane taze fasulyeyi çapraz koymuş. Dekor yapmış bana. Bir şey yedim bir şey anlamadım. Ondan sonra neyse. Başka çünkü fiyatlar yüksek görüyorsun orada. Elimize liste geldi orada görüyoruz. Ondan sonra şarap bitti. Dedim bir şarap daha içeyim. Arkadaş sesleniyorum. Gelip geçiyorlar önümden garsonlar. Kız ve erkeği. Ondan sonra diyorum pardon affedersiniz bilmem ne. Yok arkadaş bakmıyorlar. Hep öbür tarafa geçiyorlar. Hep bakıyorum öbür tarafa geçiyorlar. Bölüm bölüm restoran. Dedim buranın müdürü. Buranın müdürü kim? Bir bağırdım. Buna şaşırdılar. Yani hiç yaşanmamış orada. Bir tane kız geldi. Diğer garsonlar da geldi. Dedim ne bakmıyorsunuz ya? Yan tarafa dedim hepiniz koşuşuyorsunuz. Orada daha mı iyi bahşiş veriyorlar? Bakmayacaksanız neden aldınız içeriye bizi? Beni sakinleştirmeye çalışıyor arkadaşlar. Ya dedim ben bir daha sipariş veremeyecek miyim? Benim işim bitti mi? Ana siparişi verince. Getirdiler şarabı. Hayatta bir daha Fransız restorantına gitmem. Sonra hesap öderken hani
kendi kısmımı bana düşen. Çünkü dört büyüküz, üç de çocuklar var. Tabii dört büyüküz. Ondan sonra en azından kendi bölümümü vermek istedim arkadaşa. Yok dedi, senin yaş günün dedi. Ona bir baktı. Şöyle faturaya baktığında böyle yani irkildiğini hissettim gözünden. Şöyle baktım yani o şeye. Şöyle bir irkildi. Demek ki sağlam geçirdiler. Ondan sonra olan dedim, bir daha dedim şeye gidersem Fransız restorantına gidersem, ondan sonra bir daha Fransız restorantına gitmedim. Bir de bu Orlando'da Pleasure Island diye, zevk adası diye bir yer varmış. Ben de o dönemde İngilizce kursuna gidiyorum akşamları. Okullar, her okul akşamları kurs veriyor. İngilizce kursu. Cüzi miktar. Yani herkesin katılabileceği şekilde. Ben yapı itibariyle aktif bir insanım yani. Barışıkım. Bütün insanlarla barışıkım. Ondan sonra işte şakalaşmada bilmem ne de. Sınıfta 40 kişi var. 40 tane farklı ülkenin insanı var. Her ülkenin insanı var. Somalili, El Salvadorlu, işte Ekvatorlu, Etopyalı, yani her şey. Çinli, bilmem ne. Ben her genellikle herkesle barışıkım yani. Kolay temas kuruyorum. Dedim, Orlando'ya gidiyorum dedim. Öğretmene. Bir dahaki derse dedim katılamayacağım. Gelmeyeceğim yani. Dedi ki, bak ya, Orlando kocaman bir yer. Kocaman bir yer yani. İzmir gibi bir yer. Dedi ki, Pleasure Island'a git dedi. Seni orada dedi eğlenirsin dedi. Tamam mı? Pleasure Island ne bilmem. Bu görüntü oradan. Bu görüntü oradan. Ondan sonra arkadaşa dedim, gittik oraya otele. Ya dedim, Pleasure Island'a gidelim dedim. Tamam mı? Sesini çıkarmadı arkadaş. O da bilmiyor. Akşam yürüyüşe çıktık. Bizim rezerv, yani ben yaptırmadım, arkadaşlar gittik. Onlar ayarladı. Bizim kaldığımız otelin arkası Pleasure Island'mış. Bu kadar şans olur. Yürüyünce fark etti. O da bilmiyor ha. Arkadaş da bilmiyor. Öyle sürpriz falan yapmadılar. Yürüyoruz böyle. Hani çevrede ne var diye. Bir baktık, Pleasure Island diye yazıyor. Giriş 5 dolar. Eğer haftalık alırsan 25 dolar. Hesapta 10 gün 10 dolar kar edeceksin. Ama oraya gidenler genellikle 3-4 günlüğüne gittiği için hep bizimkiler de paket aldılar. Halbuki biz orada 4 gün kaldık. Ondan sonra abiciğim içeriye bir girdik. Hakikaten benim yerim. Birbirinden sahibi aynı kişi veya aynı grup. Restoranlar var. Her restoranın özelliği farklı. Çalan müzik farklı. Her eline içki aldığın zaman restoranlardan girebiliyorsun aynı içkiyle. Yani giriş çıkış serbest. Dışarıda büfeler var. Büfelerden içki alabilirsin. Sorun yok yani. Öyle oradan aldın. Çünkü sahibi aynı. Bu grup sahnedeydi. Bu kızlar sahnedeydi. O gün de Cinco de Mayo, 5 Mayıs, Meksika için özel bir gün. Herhalde Meksika'nın kurtuluş günü. Kuruluş günü tahmin ediyorum. Bunlar işte zıplıyorlar, dans ediyorlar falan filan. Ondan sonra şey atıyorlar. Kolye atıyorlar. Dur bakayım, şu kolyeleri getireyim ben.
Bu kolyelerden atıyorlar. Tamam mı? Habire böyle etrafa. Benim boyum uzun olduğu için elimi bir uzatıyorum, böyle geçiyor. Ondan sonra dünyanın her tarafım kolye doldu. Sonra bu kızlara rastladım yolda. Şurada takayım, şöyle dur. Kızlara rastladım. Ha, biraz önce bunlar sahnedeydi. Hatıra fotoğrafı çektirdik. Sonra her restoranta girip çıktım. Konsepti göreyim diye. Kimisinde rock var, kimisinde pop var, kimisinde işte dans müziği var. Ben tabii arkadaşlardan koptum. Yaklaşık biz 11-12 kişiydik. Ben bakıyorum eğlenmeye. Eğlenirim ben. Yalnız başıma şurada otururken eğlenirim. Çünkü küçük şey beni mutlu eder. Şu bir bardak su beni mutlu eder. Yani mutluluğu aramaya gerek yok. Mutluluk zaten bizim yanımızda. Ondan sonra bir yere, bir restoranta gittim. Farkında değilim ben. Dans ediyorum. Meğersem platform kendi etrafında dönüyormuş. Yavaş yavaş. Bizim grubun arasında böyle yani içine kapanık bir şahıs vardı. Şimdi platform dönüyor ya, gitmiş böyle kendince kuytu bir yerde enerjisini boşaltıyor. Dans ediyor böyle kendi kendine böyle. Kimse yok etrafta. O zannediyor ki kendini, insanların enerjisini boşaltmak durumundalar. Bunu yani kimse engelleyemez. Yani muhakkak bir türlü boşaltmak zorunda. Kimisi bunu konuşarak boşaltır. Yani arkadaşınla sohbet ederek içindekini boşaltır. Kimisi şiddetle, bunu şiddete vurarak boşaltır. Şimdi normalde benim o şahsın davranışını görme ihtimalim yok. Çünkü kendini saklamış iyice. Orada kendi kendine dans ediyor, tamam mı? Böyle kaptırmış yani, transa geçmiş. Bu platform döndüğü için abi baktım bizim gruptan arkadaş. Hani öyle pek konuşan şey değil. Ondan sonra orada kendi kendine dans ediyor. O tabii görüldüğünün farkında değil. O pist yani pistin döndüğünün farkında değil. Orada onun durumunu görmüştüm. Yani vay be dedim. Yani içine kapalı olan, sakin olan insan fırsatını bulduğunda, müziği bulduğunda ondan sonra şey yapabiliyor. İşte dansını da yapıyor, bilmem nesini de yapıyor. Saat 2'de galiba boşalıyor orası. Dediler kapatıyoruz. Yarın gene gelirsiniz dediler. Orlando yani bu parkların sayesinde hem turist çekiyor, insanlar oraya eğlenmeye gidiyor. Hem de gerçekten de bu filmlerle ilgili film hilelerini birçok filmde nasıl hile yapıldığını gösteriyorlar. Mesela bir tünelde deprem olduğunda bir metroya binmiştik. Yerin altında metro. Bir süre gittikten sonra durdu. Durdu. Durmasıyla birlikte bir kamyon işte bir sarsıntı oldu. Bir kamyon geldi. Kolona çarptı, kolon kırıldı, kamyon o kırıktan içeriye girdi, bizim metronun içini su bastı. Metronun tabii etrafı açık, çevreyi görelim diye, kapalı metro değil. Yani metroyu canlandırmışlar ama açık, ayaklara kadar açık. Ondan sonra o kırılmayla birlikte bizim metroyu ayaklarımızı kaplayacak şekilde su bastı. Ondan sonra durdu. Görüyoruz artık kamyon bize yaklaşık vaziyette, kolanı kırmış vaziyette durdu. Kamyon geriye çekildi. Onu kırılmayı işte hidroliklerle yapıyorlar. Ondan sonra kamyon geri çekildiğinde kolonda çizik dahi yoktu. Sadece geriye kalan yerdeki nemdi. Yani su kapladı ya metronun tabanını. O nem kaldı geriye.
Geri kalan ne bir çizik, ne bir kolon, ne duvarın yıkılması. Yani öyle bir duvar inşa etmişler ki kırılıyor, yıkılıyor ama geri çektiklerinde aynı görüntü geriye gidiyordu. Ondan sonra epey yani bu parklardaki film stüdyolarıyla epey bilgi sahibi olduk. Eğlenceli yerdi. Bayağı eğlenmeye 2 kere gitmiştim. Bilmiyorum bir daha gider miyim, gitmez miyim? Onun yerine başka yerlere gitmeyi tercih ederim. Daha doğal. Çünkü oraları mimarlık harikası. Yani mimarlık ve mühendislik. Mimar çiziyor, mühendisler de uyguluyor. Yani genellikle orada doğal bir şey yok. Genellikle mimarların eseri. Mimar ve mühendislerin eseri oraları. Yani tamamen suni. Ama bana kalırsa ben doğal yerleri, yani kendiliğinden oluşan yerlere gitmeyi tercih ederim. Oranın kültürlerini, insanlarını, yemeklerini tanımayı tercih ederim. Orlando'dan bu kadar.